Delikanlı adam çıkıyor diyor ki dolandırıcılık yapmaya çalıştılar, yakaladık. Sen diyor hesabını vereceksin. Kendi ülkelerinde yönettikleri adalete güvenmemişler, yarın bir terslik olabilir demişler. Biz bunu şöyle bir hülle yoluyla halledelim demiş. Bu dönemde oluyor, bu borçlar tartışmaların olduğu dönemde oluyor. Sen buraya borcunu ödemiyorsun. Kendi başında bulunduğu vakfa bağışlıyorsun. En azından bununla ilgili erdem ve ahlak diyorsun ya, bununla ilgili bir erdem ahlak tavrı sevgi. Her bir öğrenciye bir bilgisayar veriyorsun. Hiçbir üniversitede bu uygulama yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın malum zat diyerek hedef tahtasına doğrudan oturttuğu Ahmet Davutoğlu tartışılıyor. O da mal varlığımızı açıklayalım restiyle karşısına çıktı Cumhurbaşkanı'nın. Ne diyorsun? Her 4 yılda bir, 5 yılda bir mal varlıklarını şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşırlar. Yani mal varlığımızı açıklayalım demek basitlik. Ne? Niye? Yani böyle bir yola başvuruyor. Mide bulandırıyor. Mideyi neyin bulandırdığını söylemeyeyim ama mide bulandırıyor. Şundan dolayı Halk Bankası'ndan kime kredi verilmiş bilmem şu olmuş bu olmuş, kim zenginleşmiş, kim statü değiştirmiş diyerek yüreği yetmediği için, AK Partililerin çullanacağını, tepesine bineceğini bildiği için dolaylı yollardan ima yöntemiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve çevresinin mal varlığının Halkbank aracılığıyla arttığını, statü değiştirdiğini, Cumhurbaşkanı'na yakın isimlere bu tür bankalardan kaynak aktarıldığını ima etmeye çalışmış. Ama madem dürüst siyasetçisin, Cumhurbaşkanı aleni bir şekilde, bak Cumhurbaşkanı'nın bu yönünü seviyorum abi ben, delikanlı adam çıkıyor diyor ki dolandırıcılık yapmaya çalıştılar, yakaladık. Tabii ne kadar met. Ama sen dönüp diyorsun ki, şimdi mal varlıklarını açık. Ya dönde ki Bilal Erdoğan'a şu kadar para aktarıldı. Sümeyye Erdoğan'a bu kadar aktarıldı. Senin bilmem oğluna, kızına, yakınına, milletvekillerine şu aktarıldı diye biraz dürüst ol. Biraz açık ol. Ben Cumhurbaşkanı'na göre konuşan biri değilim. Ben Cumhurbaşkanı'ndan 15 gün önce bu meseleyi ele aldım. Dedim ki Cumhurbaşkanı gibi sert bir üslupla burada dolandırıcılık var demedim ama peşkeş var dedim. Çalışıyorlar. Yetimin hakkını sen oraya peşkeş çekemezsin dedim. Cumhurbaşkanı da sen şahitsin, bir önceki pazartesi burada sana dedim ki Cumhurbaşkanı o arsayı oraya verirse hakkımı helal etmem dedim. Çünkü benim de orada emeğim var dedim. Şimdi orada bir fırıldak var. Hukuki terimlerle meseleyi döndürüp dolandırıyorlar bilmem şu bu, ya adamın parasını verin diyoruz. Bankanın parasını verin diyoruz. Taksitlerini verin. Taksitlerini veremiyoruz. Diyorlar ki bankaya para veririz. Banka diyor ki tamam gel otur. Oturalım. 11 defa oturmuşlar yapılandırma için. Bankaya dedikleri şu. Hani hocanın birine borcu varmış da demiş ki borcunu ne zaman vereceksin? Demiş ki ya çok kolay. İşte bilmem koyunları yetiştiriyorum. Yaz gelecek, yünlenecekler. Bu tellerden geçecekler. Yünler tellere takılacak. Ben yünü satacağım, getireceğim, size vereceğim. Şimdi bunlarınki de bu hesap. Diyorlar ki YÖK, biz YÖK'e müracaat edeceğiz, yeni birimler yapacağız, yeni alanlar, kontenjanlar açacağız. YÖK bize 16 bin öğrenci verirse biz bir ihtimal size olan para borcumuzu veririz diyor. Ölme. Ben sana bir ekleme yapayım. Şimdi üniversitenin öğrencileri konusunda benim bugün bir çalıştım biraz. Doluluk oranı fevkalede. Fakat %75 gibi, %50 gibi oranlarda burs verildiği için bu paraya dönüşmüyor çok fazla. Yani bunu altını çiziyor. Bir, ikincisi bunların denetimi var ya. Abi bir arkadaş yazmıştı, üniversitenin yıllık mı bilmiyorum 43 bin. Evet. Oraya okumak isteyen bir öğrencinin ödemesi gereken para. Tamam, hayır o ayrı. Birçoğu bursla okuyor. Şimdi Ömer Dinçer Ankara'ya gidiyor. Bu denetimlerden ötürü gidiyor, bir YÖK'e uğruyor. Diyorlar ki işte nezaketen bir şeyi de ziyaret etseniz belki çözüm yolu bulunabilir falan YÖK başkanına. Bu YÖK başkanına çıkmıyor. YÖK başkanı geliyor bunun yanına. Ya diyor ki işte bu konuyu biraz konuşalım, detaylandıralım. Hani belki bir çözüm odaklı bir şey yapabiliriz diyor. Adamı bir dövmediği kalıyor. Sen kimsin diyor, benimle böyle konuşuyorsun.
Ben burada sen kibir diyor, abidesi demiştim sen sana. Diyor, sen diyor hesabını vereceksin diyor. İnanılmaz bir şekilde tepki gösteriyor. Ötesi üniversitedeki hocalara da aynı şekilde. Çok ciddi insanların aslında gerçek tepkilerinin Ömer Dinçer olduğunu bir kere ben sana söyleyeyim. Sen de geçen hafta söylemiştin. Ben Cumhurbaşkanı'na gitmem diyor. Ya bu adam bu ülkede Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı yaptı abi bu adam. Öğretmenlerin başındaydı. Yani hakikaten kibir abidesi. Ben hukuk tanırım, ben Cumhurbaşkanı'na gitmem. Ya hukuk tanıyacaksan, hukuk diyor ki bankanın parasını ver. Bankanın parasını ver, hiç kimse konuşmasın. Yok, onu da verme. Paramız yok, paramız var. Ne dedikleri belli değil. O ilk günlerde savunan yazarların tamamı şu anda sus pus. Yok, susmadı. Meseleyi başka yerden almaya başladılar. Susmadı. Sabahleyin Akif Bekir Habertürk'e çıktı. Yani çok farklı bir noktada tuttu. Ne? Tahsisle devre arasında bir farkın olmadığını söyledi. Burada... Hadep tahsis nedir? Tahsis, ben sana malımı veriyorum kardeşim, şu kalemi veriyorum, bu kalem benim ama sen kullan, kullanabildiğin şu kadar süre kullanabilirsin, daha sonra bu kalemi bana iade edeceksin. Ama şudur. Bu kalemi belli bir bedel karşılığında tabii sana veriyorum. Yani kira. Ben evimi sana kiraya veriyorum demektir. Evet. Tahsis, devir de al evim senindir demektir. Şimdi arada hiç farkı yok mu? Fakat sana bombayı söyleyeyim. Selçuk Özdağ az önce yazısının linkini gönderdi bana. Ve kendisiyle de konuştum. Ne diyor biliyor musun? Biz o devir işlemini şundan dolayı yaptık. Mahkemelerden korunmak için. Yani Danıştay karar vermiş vesaire ama Kartal Belediyesi ile burası mahkemelik olduğu için, işte burası tahsisli, devirli olduğu için, tahsisli olduğu için itirazlar yapılmasın diye biz bunu kendimize devrettik diyor. Şöyle yani, mi? Dur bakalım. Sordum, dedim ki hülle mi yaptınız? Yani öyle gibi mecbur kaldık. Dur bakalım doğru anlamış mıyız? Dönemin başbakanı, en kudretli adamı, dönemin ekonominin dümenindeki olan ikinci kudretli adamı, değil mi abi? Evet. Ve dönemin maliyedeki üçüncü kudretli adamı, dönemin en kudretli milletvekillerinden biri Selçuk Özdağ, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin mahkemelerinin vereceği karara güvenmemiş. Güvenmemiş değil, önüne geçmek için. Yani tamam, vereceği doğru kararın önüne geçmek için, engellemek için. Biz mahkemenin adaletin kestiği parmak acımaz demiyor muyuz abi? Acımış. Adaletten bu mesele, adalete güvenmemiş. Acımasın diye. Ben anlamam. Kendi ülkelerinde yönettikleri adalete güvenmemişler. Yarın bir terslik olabilir demişler. Biz bunu şöyle bir hülle yoluyla halledelim demişler. Peki burada en çok sorulan soru şu. Cumhurbaşkanı Davutoğlu'nun adını söyledi. İşte Mehmet Şimşek de söyledi. Feridun neydi? İsmi, soy ismini hatırlayamadım şimdi. İçişleri Bakanlığı. Bir ara Ulaştırma Bakanlığı yaptı biliyorsun. Sonra mesela şeyin adını söylemiyor. Çevre Bakanı'nın adını söylemiyor. O dönem Çevre İdris Bakanı Güllüce. İdris Güllüce'ydi değil mi? Evet. Şundan dolayı abi. İdris Güllüce'ye kalan bir şey olmadı orada. Niye kalan bir şey olmadı? Ama imzası var yani onun ismini de söyleyebilirdi. Tamam da ama şöyle. Yani İdris Güllüce'yi söylememesi büyük hata, onu söyleyeyim. Hı. Ama işin şöyle bir boyutu var abi. Dönemin başbakanı, dönemin ekonomi bakanı, maliye bakanı zaten başbakanın emrinde. Yani sen bankayı denetlemeyeceksin, sen şunu şöyle yap, sen bunu böyle yap diye başbakan olarak talimat vermiş. Bazıları rızayla yapmış, bazıları emre uymuş. Peki. Tamam mı? Benim bildiğim şey şu. Vakti zamanında İdris Güllüce özellikle bu bakanların, dört bakanın yargılanması konusunda da bu arazi konusunda da şerh kararını koymuş. Bu konu farklı yollardan Cumhurbaşkanı'na da iletilmiş ama çok sonra iletilmiş.
Çok sonra iletilmiş. Peki bu arazinin... Buna rağmen yine de hakka girmeyelim. İmzası varsa Cumhurbaşkanı'nın onun adını da söylemesi lazım diye peki, ekleyelim. Peki şöyle bir soru soracağım. Bora Aydın soruyor. Diyor ki dolandırıcılık yapıldıysa bunun yargıya taşınması gerekmez mi? Sonuçta dolandırıcılık yapılmadı abi. Vekilde değiller. Bak AK Parti'nin farkı orada. Dolandırmaya çalışıyorlar. Dolandırmaya çalıştılar, yakaladık diyor. Evet. Şimdi suç oluşmamış. Suçun önüne geçilmiş. Yani dolandırdılar yok. Şimdi sana bir soru. Ahmet Davutoğlu bu araziyi ne zaman devrediyor üniversiteye? 2015 diyebiliyorum ben. 2015. Başbakanlığı döneminde. Yani seçimlerin yapıldığı yıl. Seçimlerin tarihini şimdi hatırlayamam. 7 Haziran seçimleri ne zaman yapıldı? 2014. Yok. Tabii. O dönemde, o karmaşa döneminde. Çok ilginç bir şey. Hilal Kaplan yazmış. Bu arazi devri 7 Haziran seçimlerinden sonra önce, bir hafta önce yapılıyor. Ve şöyle bir ifade kullanıyor. Başbakan olup olmayacağı belli değildi. Buna rağmen bu devri yapıyor. Ahlak ve etik böyle bir şey. Ya ortada aslında... Bak Hadebe, namus, şeref, haysiyet üzerine yemin ediyorum. Cumhurbaşkanı da bunu yapsaydı ben Cumhurbaşkanı da belki aynı sözlerle eleştirirdim. Hiç şeyim yok. Peki bir başka soru. Cumhurbaşkanının bunlardan haberi yok muydu? Olmaz abi. Devir işlemlerinin yapılmasından haberi yok muydu? Abi Cumhurbaşkanı belli başlı şeylerden nasıl haberi oluyor? Şöyle, yani bu kurumda senin bir yöneticin var. O yönetici gelir sana der ki, örnek veriyorum Hacer ya da işte Hakan. Gelir der ki, Hadi Bey böyle bir durum var, senin haberin olur. Ahlaki olan şudur abi, Cumhurbaşkanı o dönemde nelerle uğraştığını biliyor musun? Nelerle uğraşıyor? Seçim var. %41'e düşmüş parti, ittifak görüşmeleri var, koalisyon görüşmeleri var. 17-25 Aralık'tan yeni çıkmış Cumhurbaşkanı. Dünyanın bütün musibetleri başına toplanmış. Terör örgütleri saldırıyor, IŞİD'i var, PKK'sı var, Selahattin Demirtaş'ı var, şu var, bu var. Korkma, seni adil yargılayacağız diyen de Cumhurbaşkanı'nın tepesine binmeye çalışıyor. Yatakta basın, şafakta asın diyen FETÖ'cüler de Cumhurbaşkanı ile çatışıyor o dönemde. Şimdi bütün bunların içinde Cumhurbaşkanı'nın dönüp lan Kartal'daki o arazi ne oldu acaba falan demesini kimse beklemez. Burada ahlaki olan şudur. Ülkenin başbakanı gider döner der ki Sayın Cumhurbaşkanı burada bu arazi vardı ya, evet onu ben aldım kendi vakfıma bağışladım. Ahlaki olan bu değil mi abi? Evet. Bak başka bir üniversiteye bağışlasa yine affedebiliriz. Deriz ki eğitim için verdi. Kendi başında bulunduğu vakfa bağışlıyorsun. En azından bununla ilgili erdem ve ahlak diyorsun ya, bununla ilgili bir erdem ahlak tavrı sergile. Efendim ben bu araziyi siz tahsis yapmıştınız. Ben bu tahsisi aldım, devir yaptım. Kendi kendime bir üniversite arazisi edindim. Abi 43 bin lira dedim, sen geç on dedin. Çoğu burs, hadi yarısı burs. Yani öğrencilerin yarısının 43 bin liradan giriş yaptığını düşün. Araziyi ver, öğrenciler üzerinden serveti kazan. Bankaya parayı verme. Tarla mı burası ya? Sen de ben de yaşadık 28 Şubat döneminde 2000 yılından önce. Bankalar nasıl hortumlanıyordu Hadebe? Böyle hortumlanmıyor muydu? Evet. İçi böyle boşaltılmıyor muydu bankaların? 36 milyar dolar. Ben sana ilginç bir haber vereyim, ondan sonra kapatalım. O şeyden olaylar çıkacak, kaşıyacaklar. Neyi? Şehir Üniversitesi'ni. Yok. Canan'ın gitmesi boşuna değil abi, Canan Kaftancıoğlu'nun. Abi sana... Öğrencileri orada belli bir kalıba sokmaya çalışan birileri var, onu söyleyeyim. Oradaki öğrencileri. Ben kimi soktuğunu önce söyleyeyim sana. Belli bir kalıba sokmak isteyen kişiyi söyleyeyim. Kişilerin başındaki kişiyi. Ne yazık ki. Bu ismi söylemek istemezdim ama. Bu işi kaşıyanların başında Ahmet İmamoğlu'nun, Ahmet
İmamoğlu nereden çıktı? Yakında birleşirler. Allah söyletti. Ahmet Davutoğlu'nun kızı Hacer Bike Davutoğlu bu işi organize ediyor. Kesin bilgiye dayanarak söylüyorum. Hacer Bike Davutoğlu'nun milletin, öğrencilerin bazı platformlarda buluşmasına yönelik attığı mailler var elimde. Ne yapmak istediğini, niye bu toplantıları yapmaları gerektiğini vesaire vesaire. Öğrencileri böyle sosyal medya üzerinden galeyana getirmek için falan mı? Sosyal medyadan değil, doğrudan mail atarak. Yani hayır, öğrencilere şunu yapın, platformlar oluşturalım. İşte 150 öğrenci yürüdü biliyorsun. Bak senin bu kardeşin söylemişti abi. Dedim ki öğrencileri kaşıyacaklar, sokağa çıkarmaya çalışacaklar. Şimdi 7000 öğrenci var orada. 7000 öğrencinin 150'si bir yürüyüş yaptı. Bir açıklamalar yaptılar. Bu yürüyüşün içerisinde, yürüyenlerin içerisinde Hacer Bike Davutoğlu da var. Fotoğraflarıyla biz bugün haber yaptık. Ne kadar bu işte... bu işin içerisinde ne kadar organizatör onu ben bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim sana. Mailleri varsa bu. Var, mail de tamam var. Abi, organizatör o zaman yani. Ama sana şunu söyleyeyim. Üniversitedeki hocalara bir bildiri yayınlamak üzere üniversite hocalarının imza atmasını istiyorlar. Üniversitedeki hocaların çok önemli bölümü o bildirinin altına imza atıyor. Daha bildiri yayınlanmamış. Beyaz kağıda. Evet. Fakat sonra ne oluyor biliyor musun? %95 civarında öğretim görevlileri üniversitelerine kavuşmak için, üniversitelerinde öğrencilerine ders vermek için, yani şehir için öğrencilerin yanmaması için bu bildirinin altına imzalarını koyuyorlar. Fakat Allah'ın şu yaptığına bak, Canan Kaftancıoğlu geliyor okula destek ziyaretine. Bütün o imza atan öğretim görevlileri şok. Lan Canan Kaftancıoğlu ne işi var burada diyorlar birbirlerine. Devamı bir dernek. Yani şu öğretim görevlileri içerisinde hiç kuşku yok ki Atatürkçü öğretim görevlileri de var. Atatürkçü olan isimler de var. Canan Kaftancıoğlu'na kızıp tepki gösteren muhafazakar kesim de var. Fakat bir de oraya Özgür Der diye bir dernek geliyor. Özgür Der. Biliyorum o derneği. Bu dernek de Kemalistlere ölüm diye sabahtan akşama kadar sosyal medyada, Twitter'da tweetlerine bakabilirsin. Bunlar da sabahtan akşama kadar Kemalistlere bilmem ne, Kemalizmi bilmem ne yapacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Olan ne oluyor biliyor musun? Bütün öğretim görevlileri imzaları geri çekiyor. Biz diyor bir tuzağa düşmeyiz diyor. Tuzak varmış, görmüşler değil mi? Görmüşler. Bitti abi. Programı da bununla bitir. Demek ki orada bir tuzak varmış. Yani netice itibariyle bunu bilmek, bunu anlamak lazım, anlatmak lazım. Öğretim görevlileri görmüşse sözün bittiği yeridir hadi abi. Orada Sayın Ömer Dinçer, Sayın Ahmet Davutoğlu ve bu vakıf Sayın Cumhurbaşkanı'na bize siyasi baskı yapılıyor diyerek kah Canan Kaftancıoğlu'na, kah Atatürkçülere saldıranlarla bir araya gelerek Sayın Cumhurbaşkanı'na kumpas kurmaya çalışıyorlar. Ben bunu anladım. Bir şey daha, hami olan üniversitenin bir an önce gelmesini istiyor bu öğretim görevlileri. Ve o 150 kişilik öğrenci grubunu ayırdıktan sonra 7000 kişilik bir öğrenci var ya, hami üniversitesinin bir an önce gelmesini istiyorlar çünkü burada eğitim yapmak istiyorlar. Marmara Üniversitesi. Marmara Üniversitesi. Şimdi diyorlar ki, biz işin siyasi tarafında değiliz. Sağlam bir kaynakla görüştüm ben. İşin siyasi tarafında değiliz biz diyor. Biz burada yapılan israfa gözlerimizle şahit olduk diyor. Nedir kardeşim, ne israfı diyor. Diyor ki drama öğrencileri için drama şey yapacaklar. Öğrenciler için yastık alınacak diyor. Yastığın tanesi 20 lira. Teklif geliyor. 3-4 firmadan teklif geliyor.
20, 20, 20, 20. Biz tamam 20'yi kabul ediyoruz. Ama bize diyor, bir dakika dur diyorlar. Bizim çalıştığımız firma var. Sürekli çalıştığımız firma var. Ama efendim diyorlar, onlar yastığın tanesi 50 liradan veriyorlar. Olsun diyor, onlardan alın diyorlar, o şekilde alıyorlar. Murat Ülker ne dedi abi ayrılırken? Murat Ülker'in kaçmasının sebebi bu. Tabii ben diyor borçlanma konusunda uyardım. Ben para yetiştiremedim diyor. İki, bir şey daha. Ya sen borç batağındasın, maaşları ödeyemiyorsun, tamam mı? Alıyorsun, her bir öğrenciye bir bilgisayar veriyorsun. Hiçbir üniversitede bu uygulama yok. Maşallah. Bak, şey, bunun altında ne var bilmiyorum. Ben biraz böyle... Devletin malı deniz, yemeyen keriz abi. Halkbank'ın parası ver, niye vermeyecek? Şimdi her bir öğrenciye bir bilgisayar maliyeti 1 milyon dolar. Bak 1 milyon dolar net rakamı söylüyorum. Ya kardeşim sen borçlusun. Bu dönemde oluyor. Bu borçlar tartışmaların olduğu dönemde oluyor. Sen buraya borcunu ödemiyorsun. Her bir öğrenciye Ahmet Davutoğlu parti kuruyor ya. Bu öğrenciler gidecekler evlerinde ne kadar güzel şeylerin yapıldığını anlatacaklar vesaire. Sağ olsun Hacer Davutoğlu da bu işin içerisinde. Propagandasını yapacaklar. Tabii. Abi burada dikkat çeken bir nokta var. Benim altını çizdiğim, geçen televizyonda CNN'de de çizdim. Ömer Dinçer, Sayın Ahmet Davutoğlu, Ömer Dinçer açıktan söyledi, Davutoğlu ima yoluyla söylüyor. Üniversitemize bağışta bulunmaya çalışanlara baskı yapılıyor diyor. Tamam, önemli bir mesaj bu. Diyor ki biz gidiyoruz, sponsor buluyoruz, bağışçı buluyoruz, getiriyoruz. Tam böyle bağışı yapacak baskı geliyor, geri dönüyorlar diyor. Para vermiyorlar. Evet. Bu sana inandırıcı geliyor mu? Bana inandırıcı gelmiyor çünkü o alınan bağışlardan da almışlar, maaş ödemişler. Bir dakika, Sayın Ahmet Davutoğlu'nun bizzat partisine bağış yapmaktan çekinmeyenler niye üniversiteye bağış yapmaktan çekinsin abi? Sen Ahmet Davutoğlu bu parti teşkilatları, teşkilatlanma, parti binaları bilmem şu bu. Bunun kaynağı nedir Adebi? Ha bak bir şey söyleyeceğim. Bu da çok önemli. Aldığım notlara baktım. Şimdi sen buraya 1 milyon lira şey veriyorsun. Bilgisayar alıp veriyorsun. Sen 50 liradan yastık alıyorsun. Ama sen maaşlara gelince nasıl ödüyorsun biliyor musun? Öğrencilerden alınan erken ödemeyle de maaş ödüyorsun. Bu işte Cumhurbaşkanı %100 haklı. Ve Selçuk Özdağ dönüp diyor ki orada hiç usulsüz bir şey yok. Şehir Üniversitesi bizi ilgilendirmiyor. Arkadaşlar sordular, dediler ki ya bu bakın ben Halk Bankası'yla da görüştüm. Ben burada ekran başında ya madem dolandırıcılık vardı da dolandırıcılık demiyor zaten de banka diyor ki benim paramı ver. 90 gün süre geçmiş. Yani bugün ödemen gereken parayı 90 gün üzerinden geçmiş. 90 gün. Hayır, son taksidin üzerinden abi. Tabii. Mart ayından beri ödeme yok. Tabii. 90 gün geçmiş. Sen geliyorsun diyorsun ki benim paramı ver. Kardeşim yok diyorsun. Ya arkadaş oraya dağıtıyorsun, buraya dağıtıyorsun, şuraya yapıyorsun. Kampüsün içerisini darmadağın edip her şeyi sıfırdan yapıyorsun. Var buna para. Ya sen bir kere bu benim her ay bana ödeyeceğim bir para. Sen bu kampüsün içerisini yenilemek istiyorsan eğer sen bir kere bir kenarda benim paramla bunu yapmayacaksın. Ama adam o zaman dönüp diyor ki benim paramı vermiyor. Beni dolandırıyor musun? Ömer Dinçer'in, 15-20 gün önce yaptığı internet haberde de yayınlanan açıklama var. Diyor ki kasamızda 35 milyon lira para var. Sonra hemen dönüyor abi, ajitasyona bakar mısın? 35 milyon lira hesabımızda para var diyor. Sonra dönüyor diyor ki kaloriferlerimiz yanmıyor diyor. Öğrencilerimiz üşüyor. Peteklerimiz yanmıyor. Bak abi ben şunu söyleyeyim. Şehir Üniversitesi o para verilecek. Ama
Benim gördüğüm şey şu, pek çok vatandaş da söyledi. Sayın Ahmet Davutoğlu, Sayın Ömer Dinçer, işin içinde olanlar bilmem şu bu filan falan, yönetmek o kadar kolay değil abi. Tamam, bir üniversiteyi yönetemiyorsun, Türkiye'yi yönetmeye talip oluyorsun.